Aşağıdaki dizelerin hangisinde örtük bir ileti söz konusu değildir diyor arkadaşlar? Şimdi bakıyoruz örtük iletiden kasıt ne? Anlamın kapalı olduğu amacının daha güzel ve etkili söz söylemenin olduğu söz sanatlarının deyimlerin çokça kullanıldığı kısacası süslü iletilere süslü şiirlere biz örtük ileti diyoruz. Gizlenirken vurulmuş ulaklara ağıttır bana açtığın her telefon diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda burada örtük bir ileti var gizlenirken vurulmuş ağıt. Kesinlikle burada bir imge bir söz sanatı örtük bir ileti var buna eliyoruz. Ve ağzında binlerce güneşin tadı güneşin tadı mümkün mü? Değil. Söz sanatı var burada da arkadaşlar. Gördüğünüz gibi örtük bir iletiden bahsedebiliriz. Dilinin ucunda yalnızca kendi adım diyor. Eliyoruz. Süzülüp mavi göklerden yere doğru omzuma bir beyaz güvercin kondu diyor arkadaşlar. Buraya baktığımızda herhangi bir örtük ileti, söz sanatı, süslü bir ifade göremiyoruz. Bir kenarda dursun. Öyle pek derin değil ölüm denilen ırmak sezmek sizin geçi vereceğiz öte yana diyor. Ölüm denilen ırmak burada da arkadaşlar söz sanatı ve imge var. Bunu da eliyoruz. Sevin çılgın bir taraftır saçlarımda. Oradan oraya savurur parmaklarımı. Sevin çılgın bir tarağa benzetilmiş söz sanatı var, İmge var. Cevabımız C şık. Yukarıdaki eşleştirmede numaralanmış eserlerden hangileri birbiriyle yer değiştirdiğinde sanatçı eser yanlışlığı giderilmiş olur. İlhan Ber, Galile Denizi arkadaşlar ona ait doğru. Ülkü Tamer, Soğuk Otların Altında sorun yok. Cemal Süreyya dünyanın en güzel Arabistan'ı ona ait değil arkadaşlar. Bir kenarda dursun. Turgut Uyar, Üvercinka değil. Ece Ayhan, Kınar Hanım'ın denizleri bu da doğru. Şimdi Üvercinka Cemal Süreyya'ya aittir. Dünyanın en güzel Arabistan'ı da Turgut Uyar'a aittir. Bu şekilde baktığımızda cevabımız denizli şıkkı. Bazı özellikleri verilen şair aşağıdakilerden hangisidir? Şiiri İmgeler sanatı olarak görmüş, alışılmamış bağdaştırmalara yer vermiş, şiir dilini okuyucuyu şaşırtma ve sarsma üzerine kurmuştur. İçinde bulunduğu topluluğun şiirini sivil şiir olarak nitelendirmiş, büyük ölçüde sürrealizm Den etkilenmiştir diyor arkadaşlar. Şimdi Sezai Karakoç'a baktığımızda Sezai Karakoç'ta biraz daha İslami bir söylem var. Mehmet Akif Ersoy ve Necip Fazlı Kısaküre'nin etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Buna eliyoruz. Erdem Beyazıt ve Nuri Pakdil'e baktığımızda sonraki dönemlerde arkadaşlar biraz daha tabii ki toplumu baz alan sanatçılardır. Oktay Rıfat Horozcu'ya baktığımızda birinci yeni yani garipçilerdendir ve dilinin bir tık daha sade olduğunu İmge'yi, söz sanatlarını şiirden attığını görüyoruz. Bunu da eliyoruz. Cevabımız Bursa Şıkkı. Numaralanmış kavram ve terimlerden hangileri ikinci yeni şiiriyle ilişkilendirilemez? Yalnızlık arkadaşlar onların en çok işlediği temalardan bir tanesidir. Duygu ve çağrışıma önem verme onların en çok yine başvurduğu e, yeteneklerden, başvurduğu anlayışlardan biridir. İçtenliğe baktığımızda onların şiirlerinde böyle bir şey yok. Sürrealizm ve Dadaizm akımından etkilendiklerini biliyoruz. Onların şiiri anlaşılır bir şiir değildir. Çünkü şunu söylüyorlar. Şiirde anlam aranmaz. Düz yazıda anlam aranılır ama şiirin amacı estetik güzellik ve zevk vermektir. Dolayısıyla 3 ve 5 onlarla ilişkilendirilemez. Cevabımız Denizli. Aşağıdakilerden hangisi bu şiir tarzında yazanlardan biri değildir? Doğrusal gerçeği yer yer yıkan bu şiir yeni bir evreni ancak düşüncede var olabilecek bir evreni kuruyor. İlhan Berkin bu denizi aile ayaklarını soksun diye getirdim. Bu dünyaları onun için açtım. Balıkları tuttum. Dizelerinde doğa biliminin gerçekleri yok. Ancak düşüncede tamamlayabileceğimiz düzenler var. Şimdi arkadaşlar kimden bahsediyoruz? Tabii ki ikinci incilerden bahsediyoruz. Şöyle kodlayabilirsiniz ülkü ülkü tamerden aklınıza gelsin. Ülkü'nün şöyle t şeklinde bunu kodlayabiliriz. Ülkü Tamer bunlardan biri. Cemal Süreya bunlardan biri arkadaşlar C'den. Turgut Uyar T'den bunlardan biri. Edip Cansever E'den bunlardan bir tanesi. Cemal Safi bu grupta yer almıyor. Cevabımız Bursa şıkkı. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Ülkü Tamer, türkü tadında masalların, doğa görüntülerinin, çocuksu duyarlılığını yansıtan özgür çağrışımların beslediği neşeli, gülmece yüklü şiirler yazdı doğru. Şiire ölçü ve uyakla başlayan İlhan Berk, Gerçek üstü şiirin serbest çağrışım, otomatik yazı gibi yöntemlerini de denemiş. Her türlü biçim ve öz arayışına girmiştir. Bu da doğru. Yat adlı ilk şiirini 1947 yılında 7 gün dergisinde yayınlayan Turgut Uyar, dünyanın en güzel Arabistan'ındaki şiirlerinde bireyin yalnızlığını çarpıcı imgelerle anlatmıştır. Bu da doğru. İkinci yeni şiiri içinde... Türk şiir geleneğinin ahen unsurlarından yararlanan ve bunu geliştiren tek şair olan Sezai Karakoç çoğunlukla sosyal içerikli şiirler yazmıştır. Yanlış arkadaşlar daha çok İslami söyleme dile getiren şiirler yazdığını söyleyebiliriz. Cevabımız Denizli Şıkkı. İkinci yeninin en tanınan şairi olan Cemal Süreya şiirlerinde halk diline fazlaca yer vermiş. Hatta yer yer eski şiirimizin mazmunlarını kullanmaktan çekinmemiştir. Bu da doğru. Cevabımız denizli. Aşağıdaki dizelerden hangisi ikinci yeninin şiir anlayışını yansıtmaz? İkinci yeninin şiirine baktığımızda kesinlikle soyut bir şiir. Kesinlikle kapalı dil söz konusu. Ee, onun dışında imgeler söz konusu arkadaşlar. Sözcüklerin çağrışım gücünden yararlanma söz konusu. Söz sanatı söz konusu ve şiir anlaşılır değildir. Halbuki korkulacak e, hiçbir şey yoktu ortalıkta her şey naylondan da o kadar ve ölünce 5-10 bin birden ölüyordu güneşe karşı gördüğünüz gibi arkadaşlar kapalı anlatım imge söz sanatı var adana şıkkına eliyoruz. sen bir karanfilsin delisin içlisin de bük, e, bükersin hemen boynunu mendilimin içindeki kirazdır mendilin içi kiraz. Bir de arkadaşlar ikinci yeni şiirinde anlaşmazlık olduğu için böyle sözcüklerin yeriyle de oynanmış hatta harflerin yeriyle de oynanmış olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden bunu da ediyoruz. Çardak altları bitti, bitti üzümün tadı. Artık ihtiyar çamlar, selviler, saltanatı. İşte bir kere daha harap oldu bahçeler. Diyor. Burada gördüğünüz gibi kapalı anlatım yok. Gayet sade bir dil var. Anlaşılır bir dil söz konusu. İmgeler de yok. Soyutluk da yok. Somutluk var daha çok. İhtiyar çamlar, selviler, saltanatı, harap oldu bahçeler derken. Cevabımız C şıkkı olabilir. Bir kenarda dursun. İşte ellerin o dünya kadar Akdeniz. Ellerin dünya kadar Akdeniz olması bir imge. Hansı gecenin pancurunda berk kuşlarım, ey benim sığlığım, eski karanlığım, siz diyor arkadaşlar. İkinci yencilere ait ediyoruz. Uzat saçlarını Frigya yarimsen sen, söz ver Anadolu diyor. Bu da imgelerle dolu bir şiir. Cevabımız C şıkkı olacak. Turgut Uyar'a ait bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şiiri düz yazıya yaklaştıran bir teknikle arayış ekseninde oluşturmuştur. Gemi imgesine yüklenen anlamda bireyin yalnızlığı vurgulanmıştır. Her şeye git her şey gibi kullanımlarda dil bilgisi kurallarına uyulmamış böylelikle soyut bir anlatıma ulaşma amaçlanmıştır. Şekil yönünden belirli bir kalıba bağlanmamış böylece söyleyiş rahatlığı yakalamıştır. Sözcüklerin gündelik anlamı anlam değerine önem verilerek anlam söyleyişin önüne geçilmiştir. Bakalım şimdi. Durma susuzluğa giden gemi. Durma diyor arkadaşlar. Gemi burada gördüğünüz gibi imgesine yüklenen anlamla bireyin yalnızlığı vurgulanmış teşbih değil mi? Teşbih sanatı yapıldı. Bursa şıkkını direkt eliyoruz. Git, çağın bol olsun. Ne kadar gidersen o kadar iyi. Her şeyi git, her şey Her şeye git, her şey derken arkadaşlar gördüğünüz gibi dil bilgisi kurallarına uyulmamış ve soyut bir anlatıma ulaşma amaçlanmıştır. C şıkkında eliyoruz. Zaten dönemezsin ya. Bir daha gelme emi. Şimdi burada tükenen ay başka bir takvimde tükenmemiştir. Dünyanın neresinde mi? Bir halatının elinden tutarlar. Oraya götürürler seni. Belki oraya taşı gölgeni çünkü uzaklarda sanıyorlar yaptığın şiiri. Şimdi baktığımızda arkadaşlar şiir düz yazıya yaklaştırılmıştır. Adana şıkkında eliyoruz. Şekil yönden belirli bir kalıba bağlanmamış. Böylece söyleyiş rahatlığı yakalanmıştır. Doğru bunu da söyleyebiliriz. Sözcüklerin gündelik anlam değerine önem verilerek anlam söyleyişin önüne geçilmiştir. Burada anlam söz konusu değil. Gördüğünüz gibi imgeler var, soyut anlam var, kapalı dil var. Yani anlam vurgulanmamış, anlam önemsenmemiş. Dolayısıyla cevabımız nedir ne? Bu eserler arasında aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait bir eser yoktur diyor arkadaşlar. Bakıyoruz şimdi. Arzıhal, Turbut, Uyar'a ait bir eserdir. Bunu şöyle eleyebiliriz. Dirlik, Düzenlik, Edip Cansever'e aittir arkadaşlar. Bunu da şöyle Edip Cansever'le ne yaptık? Eledik. Bakışsız bir kedi kara Ece Ayhan'a aittir. Bunu da eledik. Günaydın yeryüzü İlhan Berk'e aittir. Bunu da eledik. Cemal Süreyya'ya ait bir eser yok. Cevabımız Adana Şıkkı. İkinci yeni şairlerinin şiirlerinden alınan bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerin kullanım özelliği aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilemez? Nerede? Öklid'in üçgenleri nerede bu? Naşonlar üç açısı üçü de yoksul. Şişeler de orada çuvalın üstünde. Elimle koymuş gibi biliyorum. Bir beç e, Kenser dudakları gibi çilek. Korkunç hu. Birim kısa ölüm uzundur. Cehennette herhal abi. O zaman bütün İstanbulistan, Vizansiya'dan kalan sarıdaydı. Deyimlerin biçimsel yapısını bozma diyor arkadaşlar şimdi baktığımızda elimle koymuş gibi biliyorum. Bunu deyimlerin biçimsel yapısını bozma olarak ilişkilendirebiliriz. Kelimeleri alışılmadık biçimlerde kullanma. İstanbulistan mesela alışılmadık bir biçim. Bu yüzden bunu da ediyoruz. Yöresel ağız e, kullanma arkadaşlar. Kanser tosunun diyebiliriz, cehennet diyebiliriz. Dolayısıyla bunu da eliyoruz. E, farklı eklerle orijinaliyle ilişkili yeni kelime oluşturma diyor. E, baktığımızda nerede değil de nerede olması gerekiyor. Dolayısıyla orijinalinden farklı oldu. Bunu da eleyebiliriz. Kelimenin mecaz anlamını öne çıkarma yok. Cevabımız Edirne şıkkı. Yukarıda bir bölümü verilen bu şiir içerik ve söyleyiş bakımından değerlendirildiğinde aşağıdaki İkinci yeni şairlerinden hangisi tarafından yazılmış olabilir? Sakın kader deme. Kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş. Göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur? Geceyi onaran bir mimar vardır. Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Sırların sırrına ermek için sende bir anahtar vardır. Göğsünde sürgünü geri çağıran bir damar vardır. Senden umut kesmem. Kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır sevgili en sevgili Ey sevgili gördüğünüz gibi arkadaşlar burada koskocaman İslami bir söylem söz konusu değil mi kadercilik var değil mi e, göklerden gelen karar vardır Neyle? mesela Allah'la bunu şöyle e, özdeşleştirebiliriz kader demesi yine aynı şekilde. Geceyi onaran mimar yine keza aynı şekilde. Şimdi baktığımızda ey sevgili en sevgili diye kastettiği işte Allah. Baktığımızda arkadaşlar Edip Cansever'de, Cemal Süreyya, Ece Ayhan, Ülkü Tamer'de İslami söylem yok. Kimde var? Sezai Karakoç'ta var. Cevabımız Bursa şıkkı.